Bu eser üç boyutlu bir alana girmekle alakalı. Eseri her monte edişimizde döşendiği yere özgü yapmaya çalışıyoruz. Mount'un atriumda ilk defa işin dikey boyutu da ön plana çıkıyor. 9 farklı ekran kullanarak ekranları değişik açıdan izleme ve aralarında gezinme imkanı sağladık. Hareket fikrini bu eserde yakalamaya çalıştık ve tabii ki seyircinin ne açıdan baktığı da oldukça önemli. 10.000 dalga için ilham kaynağı olan olay ise şu. 2004 yılında Çin'in Fujian bölgesinden gelen 23 midye kabuğu toplayıcısı, İngiltere'nin kuzeyinde kabuk toplamaya çalışırken öldüler. Bu trajedi beni çok etkiledi. O kadar yolu böyle kötü bir son için gelmişlerdi. Ve bu trajediye Avrupalı bakış açısından değil de bir Çinli gözünden bakmanın çok ilginç olacağını düşündüm. Mazu masallarını keşfetmemiz yaklaşık 3 yıl sürdü. Mazu, Fujian bölgesinin deniz tanrıçasıdır. Kabuk toplayıcıları da o bölgeden geliyor. Bu olayı Mazu'nun bakış açısıyla incelemek gerçekten ilginç olur diye düşündüm. Böylelikle kayıp ruhları Mazu'nun yolculuğu ile Çin'e geri getirecektim. Mazu'nun yolculuğu Çin tarihinin 400 yılı aşkın bir süresini kapsıyor. Modern dünyada başlıyor ve 30'ların Şangay'ına gidiyoruz. Daha sonra 15. yüzyıl Çin, Ming dönemine varıyoruz. Çekimleri Guangxi bölgesinde yaptık. Maggie Chong'un Mazu'yu canlandırması da çok önemliydi. Seyircinin bir film izliyormuş hissine kapılması için bazı aygıtlar kullanma fikri vardı. Mesela yeşil arka planlı sahneleri düşünelim. Arkasına görüntü geldiği zaman bile büyüsü kaybolmuyor. Kabuk toplamakta olduğu gibi, film yapmak için de gerekli olan bir emek var. Emek vermeden bir film yapmanız düşünülemez. Yaptığımız bir diğer işbirliği ise farklı bestekarlarla çalışmaktı. Cha Wobble'ın Chinese Dub Orchestra adında bir grubu var. Onun işlerinde de Doğu ve Batı bir araya geliyor. Ayrıca ses tasarımcımız olan Mukul Patel ve benim birçok projemde ekran editörü olan Adam Fitch de aramızdaydı. 9.2'lik surround ses sistemi var ve bunun içinde harikulade bir iş olduğu diyebilirim. Yarattığımız eserde sesin boşlukta bir heykel müzede nasıl duruyorsa öyle durmasını istedik ve görsel gibi onu da ön plana çıkartmaya çalıştık. Çok ekranlı bir iş üzerinde çalışıyorsanız böyle kararları daha yaratıcı bir biçimde verebiliyorsunuz. Bu eseri eşsiz bir deneyim haline getirmek için buna benzer birçok estetik karar vermemiz gerekiyordu.